Bugün ülkemiz ağır bir demokrasi ihlallerinin yaşandığı antidemokratik bir ülke olmuştur. Bunun da birinci sorumlusu, ben bu ülkenin yönetiminden sorumluyum, ben bu ülkenin ekonomisinden sorumluyum, ben bu ülkenin ahlakından sorumluyum, ben bu ülkenin futbolundan sorumluyum, ben bu ülkenin okullarından sorumluyum, ben bu ülkenin üniversitelerinden sorumluyum diyen Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ben de kendisini eleştirdim. Yani kendisinin ülkeyi yönetme şeklinin vicdanlarda yaralar açtığını söyledim. Halkımıza dost olmadığını söyledim bu rejimin. Dolayısıyla hem şiirimle hem yazılarımla, görüş ve düşüncelerimle binlerce aydın gibi onu eleştirdim. Eleştirmemi yazılı yaptığım için böyle bir suçlamayla karşı karşıya kaldım. Ben ne Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ne de bir başkasına hakaret etmem. Ben bir insanım. Ben bir devrimci demokrat insanım. Ben bir Alevi Bektaşiyim. Bizim özümüzde insanseverlik vardır. İnsanlığa ve insanlara karşı olan tutumlara da hoşgörülü değiliz. İnsanca yaşamanın yanında olduğumuz için derin bir karamsarlıkla vicdanlarım sızladığı için ülkemizin geleceği için başta bir vatandaş Ayhan Aydın ve milyonlarca insanın açlığını, sefaletini, gelecekten umudunu kestiğini gördüğüm için yüreklerimdeki acıyla ben bazı şeyleri yazdım. Tabii ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin cumhurbaşkanıyım diyorsa, partili cumhurbaşkanı olduğu halde milyonlarca insanın yöneticisiyim diyorsa bu eleştirilere kulak tıkamamalıydı. Biz de savunmamızı bu yönde yaptık. Yani bir hakaret kastı yoktur. Düşüncelerimi ifade etmek istediğimi belirttim mahkemede. Ve aynı şekilde bana gelen cepte mağdur diyor. Mağdur Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi mağdur Sayın Recep Tayyip Erdoğan mı, milyonlarca insan mı? Ben sormak istiyorum. Orada da söyledim. 13 Aralık'ta da söyleyeceğim. Öldüğüm güne kadar baskılarla yönetilmek istemiyoruz. Özgürlükleri istiyoruz. Vicdan özgürlüğünü istiyoruz. Hapishanelere insanların doldurulmamasını istiyoruz. Çocukların da yataklara aç girmemesini istiyoruz. Bir avuç insanın daha da zenginleşmesi uğruna ülkenin mal varlıklarının yağmalanmasını istemiyoruz. Satılmasını istemiyoruz. Ülkemizin işgalciler altında ezilmesini istemiyoruz. Ve Türkiye'nin demokratik, layık bir cumhuriyet olarak yaşamasını, daha da gelişmesini istiyoruz. Okuyan beyinlerin, çalışan zeki beyinlerimizin, gençlerimizin de yurt dışına kaçmasının engellenmesini istiyoruz. Doktorlarımızı istiyoruz. Üniversitelerimizde üniversiteye yakışır hocalarımızı istiyoruz. Bunları istemek suç mu? Bunları istemek hakaret mi? Eğer hakaretse ben bunları hakaret olarak kabul etmiyorum. Bize teşekkür etmesi gerekir Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü sarayına doldurduğu dal kavuklarla bu ülke yönetilemez. O sarayının harcamalarıyla binlerce çocuğun karnı doyabilir. O yüzden ben bir vatandaşım, ben bir insanım, ben bir yazarım. Bu feryatlarım Cumhurbaşkanı duysun diyedir. Sayın Cumhurbaşkanına feryatlarımız vardır. Ülke yanıyor, ormanlarıyla yanıyor. Sivas yanıyor. Sivas'ın katillerini affeden Sayın Cumhurbaşkanı, sen benim Cumhurbaşkanım olamazsın. Bir gün sen Sivas'ta katledilenlerden özür diledin mi? Onların yakınlarından tek birini gidip ziyaret ettin mi? Orada bir gerici kalkışma oldu. Layık cumhuriyetin yıkılması, ülkenin parçalanmasına dönük tertipler oldu. Sen ne yaptın Sayın Cumhurbaşkanı? Sen gittin onların avukatlığını, katillerin avukatlığını yapanları ödüllendirdin. Türkiye'de kim suç işliyorsa Sayın Recep Tayyip Erdoğan ödüllendiriyor. Üniversite rektörlerinin haklarını gasp edip oraya hiç ilgisi olmayan insanları atıyor. Bunlar adalet değildir. Bunlar vicdanlılık değildir Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ve sevgili dostlar, bizim maksadımız yaşanabilir bir ülkede yaşamaktır. Ülkeyi yaşanmaz hale getirenler her kimse, onlardan da hesap sormak bir vatandaş olarak benim görevimdir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Benim vicdanımın rahat bir şekilde yatağa yatıp da uyuyabilmem için Türkiye'de yapılan haksızlıklara haykırmam gerekiyor. Eğer ki bizler vatandaş olarak korkutulmuşsak bugünkü gibi,
yapmamız gerekenleri yapmamışsak bugünkü Recep Tayyip Erdoğan rejimleri doğuyor. Niye? Eğer yüz binlerce insan vicdanının sesini dinleyip de al ananı buradan git, haşhaşiler, vatan hainleri diye solcuları, demokratları, aydınları, alevileri hedefe koyan Cumhurbaşkanı'na dava açmış olsalardı, Cumhurbaşkanı böyle uydurma nedenlerle binlerce insana dava açamazdı. Ne mahkemeleri işgal edebilirdi, ne o polisleri işgal edebilirdi, ne avukatların gündemini işgal ederdi, ne de bizleri işgal ederdi. Ben sana niye hakaret edeyim? Ben senin yaptığın yanlışları söylüyorum. Cumhurbaşkanı adayı olmayaydın. Ülkeyi yönetme o zaman. Sen bir siyasi elk olarak benim söylediklerimi dinlemek zorundasın. Ben vicdan özgürlüğüyle, fikir özgürlüğüyle, düşünce özgürlüğüyle dilediğim şekilde bu ülkede yazı yazma hakkına sahibim. O yüzden benim bu hakkımı gasp edemezsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı, halka kulak verin. Halkın doğrularını yazan gazetecilere, aydınlara kulak verin. Onları hapse doldurarak, zindanları doldurarak bir yere varamazsınız. Saltanatınız sonsuz değildir. Saltanatınız halkın vicdanıyla sınırlıdır. Halkın vicdanının sabır taşlarını taşırmayın. Nasıl ki ülkemiz hala demokrasiyle yönetiliyor diyorsanız, seçimlerin de bir gün sizi değiştireceğine inancımız tamdır. Halkımıza ve vicdan terazisine güvenin.